bu matemimizin, bu yasımızın, bu əzadarlığımızın, bu nohələrin, bu mərsiyələrin, bu ehsanların qabulu için salavat sifdiləyim. Allahümmə səlli ələ Muhammed. Cümləmizə Hacı Məşhəd Kərbəla ziyarətlərində nəsib olmasını salavat sifdiləyim. Allahümmə səllə ələ Muhammed və Muhammed. Bu camilərin, bu məscidlərin yerlərinə, arsalarını verənlərin və bu məscidlərə hizmet edənlərin də həqqində salavat sifdiləyim. Allahümmə səllə ələ Muhammed və Muhammed. Hastaların şifası, özürün ve sağlığı, sıhhati, selametliği için salavat zikredin. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Gurbette, uzakta, yolda, askerde olanların da sağlığı için salavat zikredin. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Dinimizin, vatanımızın, ordumuzun, əmniyyətimizin, ay yıldızlı bayrağımızın, bu güzel ülkemizin ve İslam aleminin de düşmanlarının kahrolması için salavat zikredeyim. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Dinimiz, vatanımız uğruna canlarını feda eden polis ve asker şehitlerimizin de bizlerden taraf ruhlarının şad olması için salavat zikredeyim. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Esselatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina ve habibi gulubina ve tabibi nüfusina ve şefii zunubina el abdil muayyat ve resulil musaddad el mahmud el ahmed el mustafa el amcad siyyema imamu seyyidu şehid ebu abdillahi el hüseyin وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَظَالِمِيهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُسْهِلَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا فَبَعْدُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْمُؤْمِنُونَ Ehl-i Beyt dostları, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem rahmet peygamberinin biricik kızı Fatıma Zehra'dan doğmuş sevgili torunudur Hazreti İmam Hüseyin aleyhisselam. Hazreti Hüseyin İslam peygamberinin vasisi, evliyanın şahı Hazreti Ali'nin oğludur. Hazreti Hüseyin Kur'an-ı Kerim'de her türlü kötülükten, şerden, pislikten tertemiz kılındıkları Allah'ın beyan ettiği Ehl-i Beyt'in bir üyesidir. İnnemâ yuridullâhe li yusube enkumir rüsse ehlel beyt ve yutehhirekum tethira ayetiyle sabittir. Hazreti Hüseyin hepimize peygamberin tebliğ ücreti olarak sevgisi farz kılınan peygamber yakını, en yakını yavrusudur. قُلْ لَأَسْأَلُكُمْ اَجْرًا اِلَّا الْمَبَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ayetinde de buyurur ki ben peygamberliğim için sizden hiçbir ücret istemiyorum ancak ve ancak benim yakınlarımı, ehl-i beytimi sevin.
ve Hazreti Hüseyin kardeşi Hazreti Hasan'la birlikte cennet gençlerinin efendisidir. İmam Hüseyin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun için Hazreti Hüseyin benden, ben de Hüseyin'denim. Kim Hüseyin'i severse Allah da onu sever buyuruktur. Hazreti Hüseyin ve Hazreti Hasan için Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bunlar benim oğullarım Hasan ve Hüseyin. Kızım Fatıma'nın oğullarıdır. Allah'ım ben onları seviyorum. Sen de onları sev. Onları sevenleri de sev diye dua etmiştir. Hazreti Hüseyin ve kardeşi İmam Hasan için Hazreti Peygamber buyurdu ki bu oğullarım dünyadan benim en güzel kokan çiçeklerimdir. Evet, bu tertemiz bir çiçek, bu cennet ziyneti, karşın küpesi Peygamberin yavrusudur. Hazreti İmam Hüseyin aleyhisselam Kur'an'ın indiği, sünnetin yaşandığı evin oğludur. İbni Abbas Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğunu rivayet ediyor. Hüseyin bendendir ve benim oğlum kardeşinden sonra halkın en üstünüdür. Hüseyin Müslümanların imamı, müminlerin mevlası, Allah'ın halifesi, imdat çağıranların yardımcısı, sığınanların sığınağı ve Allah'ın tüm halkına hüccetidir. O cennet ehli gençlerin efendisi ümmetin kurtuluş kapısıdır. Onun emri benim emrimdir, ona itaat bana itaattir. Her kim ona uyarsa bendendir ve her kim ona muhalefet ederse benden değildir. Ben onun yanına, onun yanıma ve haremime sığındığını, oradan üzüntü ve bela, ölüm fena yeri olan ölüm yerine doğru göçtüğünü görür gibiyim. Ona Müslümanlardan az bir grup yardımda bulunacaktır, Peygamberimiz buyurur. Onlar kıyamet günü benim ümmetimin şehitlerinin efendileridirler. Mızrakla atından düşürüldüğünü ve koyun kesilir gibi başının kesildiğini görür gibiyim. Daha sonra Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ağladı. Onun ağlamasıyla yanında bulunan ashabı da ağlamaya başladı. Öyle ki sesler yükseldi. Sonra Peygamberimiz dua ederek buyurdu ki Allah'ım ehli beytimin benden sonra başlarına gelenleri sana şikayet ediyorum. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz Hüseyin'in şehadetinden dolayı müminlerin kalbinde asla soğumayacak bir sıcaklık vardır. İmam-ı Muhammed Bakır 5. İmamımız Ehl-i Beyt'ten buyurur ki her kim bizi hatırladığında gözlerinden gözyaşı akar, Allah ona cennette ona bir ev bina eder ve gözyaşı onunla cehennem arasında hicab ve engel kılar. Budur ki müminler, Ehl-i Beyt dostları, Peygamberimizin Hazreti İmam Hüseyin aleyhisselamın hakkında buyurduklarıdır ki ve bizler de Ehl-i Beyt'i anarak, Hazreti İmam Hüseyin aleyhisselamı anarak, yad ederek ve gemcin olarak üzülerek bir sevap elde etmeye çalışırız. Ve Kerbela'da Cenab-ı Zeynep, Hazreti Zeynep, İmam Hüseyin aleyhisselamın bazısı Hazreti Ali'nin kızı Fatıma Zehra anamızın kızıdır.
ve Hazreti Zeynep Cemaziyel-Evvel ayının 5. günü Medine'de dünyaya gelir. Ve onun musibeti çoktur. Bütün mersiyelerimizde Hazreti Zeynep'in mersiyesi, Hazreti Zeynep'in ismi hepsinde geçir. Çünkü Medine'den Kabe'ye, Mekke'ye, Mekke'den Kerbela'ya hep İmam Hüseyin Aleyhisselam'la beraber olup ve Kerbela'dan ta Şam'a kadar esirlerle beraber olubdur Cenab-ı Zeynep. Ve Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'la işi 2 yaş küçüktür. Hazreti Peygamber ona Zeynep ismini verdi. 5 yaşındayken dedesi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i ve annesi Hazreti Fatime-i Zehra'nı kaybetti. Hazreti Zeynep evlilik yaşına varınca amcası Cafer-i Teyyar'ın oğlu Abdullah ile evlendi. Hazreti Ali'nin Akil, Cafer diye kardeşleri de vardı. Cafer-i Teyyar'ın oğlu Abdullah ile evlendi. Hazreti Zeynep Abdullah'dan Cafer, Avni, Ümmü Gülüsüm ve Ümmü Ebiha isimlerinde 4 çocuğu olmuştur. Hicretin 40. yılı babası Hazreti Ali'yi kaybetti. Kerbela olayında hazır olan Hazreti Zeynep aleyhisselam yakınları ve çocukları şehit edildikten sonra esir edildiler. Ve esirler arasındaydı. Esirlerin sorunlarıyla ilgilenirdi. Çocukların sorumluluklarını üstlenmişti. Bütün musibetlere göğüs geriyordu Cenab-ı Zeynep. Esaret bitince Medine'ye döndü. Kerbela olayında tam bir kahramanlık örneği sergiledi. 1 yıl sonra, Kerbela olayından 1 yıl sonra eşi Abdullah ile Şam'a gitti. Hazreti Zeynep Raviye denen bir köyde bir süre kaldıktan sonra Hicri 62 yılında Recep ayının 15'inde Hazreti Zeynep vefat etti. Türbesi sevenlerinin ziyaretgah mekanıdır. Türbesi Şam'dadır. Allah onun da o Şam'da olan ziyaretini hepimize nasip eylesin inşallah. Çünkü Cenab-ı Zeynep gemler anası Zeynep'ti. Bütün musibetleri kardeşlerinin şehit edilişini bir gözüyle görmüştü Cenab-ı Zeynep. Onun içindir ki ahiret için, insanlar için 2 menzil var. Ahiretin 2 menzili var. Bunlardan birisi cennettir, biri cehennemdir. Bunlardan birini kazanmak, diğerini kaybetmek demektir. Cenneti kazanan cehennemi kaybedir. Cehennemi kazanan neyi kaybedir? Cenneti kaybedir. Önemli olan insanın cenneti kazanmasıdır. Cenneti kazanması için de Peygamberimizin buyurduğu size derdi ve dermanınızın ne olduğunu deyin mi? Derdinizin dermanı. Derdinizin dermanı ürücü günah derdinizdi. Dermanı ise tövbe etmektir. Tövbe etmek. Günahlara karşı, haramlara karşı insanın tövbe etmesidir. Namaz kılmışsa namazını kıla, gazaya kalıpsa gaza namazlarını kıla, gaza oruçlarını tuta, hac boynuna farz ise
getməyibsə hac ziyarətinə gitsin, qeybət edibsə halallıq alsın, qasb edibsə birinin malını onu geri versin, qumar, işki varsa onlara tövbə eləsin. Bu nədir? Dərdin dərmanıdır. Və yaxud başı, örtüsü yoxdursa örtüsünü örtsün, tövbə eləsin. Yəni günahın dərmanı nədir? Tövbə etməkdir. Nasıl ki doktora insan gedir, nə yapır? Doktor bir reçete yazır, bunu kullan deyir. Doktorun vermiş olduğu reçeteye göre ilaçları alırsan, ilaçları kullanırsan ve iyileşirsen. Ve bu da aynen öyledir. Derdin dermanı tövbe etmektir. Tövbe ettin mi cenneti kazanırsan, cehennemi kaybedirsen. Tövbe etmesen cenneti kaybedip cehennemi kazanmış olursan. Artık geriye dönüş de yoktur ahiretten. İnsan əməliyle, yaptıklarıyla orada baş başa kalır. Yaptığı əməllər orada hepsi gizlində, açıqda, ne varsa hepsi meydana çıxır. Odur ki, Quranda buyurur, فَمَنْ يَعْمَلِ مِسْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ فَمَنْ يَعْمَلِ مِسْقَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ. İnsan zerre kadar da hayır əməl yapsa karşılığını alacak. Şerr əməl de görse karşılığını alacaktır. Onun için tövbe etmek, istiğfar etmek çok önemlidir. Hele bu aylarda insanlar bir aradayız, bir araya toplanırız. Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın müsibetidir, matemidir. Ve bunu da böylece değerlendirmek, istiğfar etmek, tövbe etmek önemlidir. Hazreti Mevla Emir el-Mu'minin Ali aleyhisselam Peygamberimizin böyle buyurduğunu nakledibdir. Kıyamet günü arşın içinden birisi mahşerdekilere seslenecek ve böyle diyecek: ey kıyamet ehli, gözlerinizi kapadın, Muhammed'in kızı Fatıma geçecektir. Sonra Hazreti Fatıma Zehra sallallahu aleyha elinde oğlu Hüseyin'in kanlı gömleğiyle mahşerden geçecek ve mahşere gelir, arşa asılar, Allah'a diyer ki sen adil ve cabbar olan Allah'san. Benimle oğlum Hüseyin'i öldürenlerin arasında hükmet diye Allah'a şikayette bulunacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra şöyle buyurdu: andolsun Kabe'nin Rabbine, Allah kızım Fatıma'ya hakkı verecek, zalimlere hükmü gösterecektir. Daha sonra kızım Allah'a yönelerek diyecek ki: ey Allah'ım, benim şefaatimi oğlum Hüseyin'in musibetlerine ağlayanlar hakkında kabul buyur. Allah'ım, benim şefaatimi oğlum Hüseyin'in musibetine ağlayanlar hakkında, üzülenler, gemcin olanlar hakkında kabul buyur diye istekte bulunacaktır. Ve Allah Teala da onun şefaatini Hüseyin'e, Hazreti Hüseyin'e ağlayanlar hakkında kabul edecektir. Budur ki Hazreti Hüseyin Kur'an-ı Kerim'de onların masumiyeti, masum oldukları beyan edilir. Kulle es'eluk mezen illel meveddete fil gurba. Ya Muhammed, ümmet yedi, ben 23 sene ki peygamberlik yaptım. Bu peygamberlikteki zahmetler, meşakkatler, zorluklar çektim. Onun karşılığında sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ancak ve ancak benim ehli beytimi sevin. Bizler de Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın
şehit edildiği bu Muharremlik ayında onun matemini, onun yasını, onun kurban olduğu o İslam dini ki, o Muhammed'i yolu ki, bizler de bu yolu takip etmeye, bu yolu sürdürmeye, onlar gibi yaşamaya çalışırız. Ve böylece onları cennete yerleştirecektir. Ya Fatıma, kıyamet günü bütün gözler ağlayacaktır. Hüseyin'in nusibetine ağlayan göz hariç, bu göz sevinçli olar ve cennet nimetleriyle müjdelenir. Budur ki Hazreti Hüseyin'in nusibeti çoktur. Hatta Cenab-ı Zeynep selamullahi aleyha ki bu nusibetlerin hepsini safha ve safha ta Kerbela'dan Medine'ye kadar, Şam'dan Medine'ye kadar görüktür. Ehl-i Beyti iplere bağlı bir halde Yezid'in meclisine götürülür. O durumda Yezid'in karşısına Hazreti Zeynel Abidin, Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın oğlu Yezid'in karşısına çıkıp buyurdu ki Unşudeke Allah ya Yezid ma zennuke bi Resulillah levre le ene ala hazihi sifet. Ey Yezid, eğer Resulullah bizi bu halde görürse sence ne yapar? Ehl-i Beyti bu halde kolları bağlı olarak senin karşısında görse ne yapar? Yezid'in emriyle Ehl-i Beyt'in kollarındaki ipler çözüldü. Sonra Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın başını Yezid'in karşısına koydular. Kadınlar da arka tarafta otururdu. Mukaddes başı görmesinler, fakat İmam-ı Zeynel Abidin Aleyhisselam Hazreti Zeynep Hazreti Hüseyin'in başını görünce her iki eliyle kendi yakasına yapışıp kalpleri sarsan hazin bir sesle dedi: Ya Hüseyinahu ya Habibe ya Resulallah yebne Mekke'te ve mina yebne Fatimete Zehra Seyyidetin Nisa'i yebne Bintil Mustafa. Ey Hüseyin,